Efendim Şubat ayında yaşadığımız o büyük felaketten yeni bir görüntü daha çıktı ortaya. Elbistan'daki ikinci sarsıntıda 5 katlı binanın yıkıldığı an vatandaşlar büyük korku yaşadı. Dün akşamsa Malatya'dan acı haber geldi. 4 hurdacı kapı pervazlarını sökerken girdikleri hasarlı bina saniyeler içinde çöktü ve 28 yaşındaki talihsiz genç maalesef enkazdan sağ çıkamadı. Araçlar sallandı, büyük panik yaşandı, bina yıkılınca göz gözü görmedi. Deprem felaketinin yeni görüntüsü ortaya çıktı. 6 Şubat'ta ilk depremle sarsılan Elbistan'da halk olacaklardan habersiz sokaktaydı. Saat 13.14'ü gösterdiğinde 7.6'lık ikinci felaket yaşandı. Niyazi Mısri Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çöktüğünü görenler önce durdu, sonra korkuyla kaçtı. Dehşet anı kameraya böyle yansıdı. Ağır hasarlı binalara her ne sebeple olursa olsun asla ve kata girilmemesi gerekiyor. Ve dün akşam uyarılara rağmen 4 hurdacı Malatya'daki ağır hasarlı binaya girdi. Apartman bir anda çöktü. İnkazdan acı haber geldi. Bu binalara girilir ise hayati tehlike olur. Bugün burada gördüğümüz maalesef bunun bir örneği oldu. 6 Şubat'taki çifte felaket Malatya Battalgazi'deki 3 katlı binaya da ağır hasar vermişti. Tahliye edilen bina o günden beri boştu. Ama 4 hurdacı akşamüstü binaya girip kapı pervazlarını sökmeye başladı. En ufak bir titreşim bile yıkıma yol açabilirdi. Ne yazık ki tam da öyle oldu. Apartman çökmeye başlayınca 3'ü kendini dışarı attı. Hiçbir şekilde buralardan kapı pencere sökmek ya da benzeri bir şeyi almak için de herhangi bir hamlede bulunmamak gerekiyor. 28 yaşındaki Orhan Cücün ise enkaz altında kaldı. İtfaiye ve AFAD hemen kurtarma çalışması başlattı. Sen yapacak bir şey yok. Sen git. Ekipler 2 saat sonra Cücün'ün cansız bedenine ulaştı. Cenaze adli tıp morguna kaldırıldı.